çeyrek asırlık bir kısmınız ve şimdilerde de büyük bir kısmınız belki bir çamura böyle imanı nazar ettiniz. Ben de rahmeti her şeye yeten ve kendi beyanında benim rahmetim kasabımın önündedir diye kendini bize anlatan Rabbimin o ummanlardan daha engin, daha derin, daha geniş rahmetine sığınarak diyorum ki benim dar düşüncelerim, dar hissim, dar ifadelerim içinde değil. Fakat sizin samimi, yürekten ve derin teveccühlerinize göre, niyetlerinize göre, bu niyete sahip olanlara şimdiye kadar ne vermiş de onu versin. Bazen böyle sağlam bir niyetle siz İbn Abbas'ı dinliyor gibi, Hazreti Şuayb'ı dinliyor gibi insanların iftihar tablosunu diyemeyeceğim. O meselenin, o iltibasın en küçüğüne bile kalbimin tahammülü yoktur. Onun gölgesinin altında bulunduğumu bile söylerken haya ederim. Ama belki de pek çoğunuz yine öyle saf yürekle, temiz bakışlarla, tam konsantre olarak bir yalanın çehresine bakarken o sadıku masluktan hasıl olan şeyleri Allah size lütfedebilir. Varsın bu da bir yalancının tesellisi olsun. Çok defa bunalınca siz de belki bazı ağzı nazar alır öyle dersiniz. Senden başka kimsemiz yok ya Resulallah diye teselli olsun. Allah bizim için her şeydir. Bu o inşallah bizimle beraberdir. Fakat şu insanlar arasında, mahlukat içinde rehber olarak, nuru bize gösteren insan olarak, hakikata gözlerimizi açan insan olarak, Hazreti Muhammed'den başka ve biz sırtımızı ona döndük. Bugünden bugüne de hep kimsesiz kaldık. Şöyle derlerdi yetiştiğim yerde. Her kimsenin vardır kimsesiz. Hiç kimse yoktur kimsesiz. Bugün biz kimsesiz kaldık. Ey kimsesizler kimsesiz. Rabbim. Sevince olur. Biz de onun en yücelik olur. Hazreti Muhammed'in ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem bana biraz böyle işaret etmişlerdi. Ama şu taklağın sesiyle dahi olsa onun iklimine girmeyi doğrusu bence yürekten çok arzu ediyorum. Yalancılıkla dahi olsa onun içinde kurulup oturduğu veya mübarek ruhaniyet şehvalaştı alemde ben de yalancılığımla öyle dahi olsa dolaşmaya her şeye ederim. Sanki o aynı zamanda benim gönlümün isteği onun ahlakı anlatılsın derken düşman ona düşman gönlümüz çok rencide oluyor. Onda değil. Onu biz anlatamadık. O kendini anlatmıştı. Çeyrek asırlık kısa bir zaman içinde yarı yer onun sesini duymuştu. Beşerin beşte biri lebbeyk ya Resulallah deyip karşısında dize gelmişti. Ama biz duyuramadık. Düşman gemi hafıya almış. Esirdikçe esiriyor. Yeni bir kısım dostlar çıktılar. Bunlar da onun yerine başkalarını oturtma gayreti içinde. Ayrı bir çarpıtma, ayrı bir saptırma gayreti içindeler. Adeta düşmanla bir kısım dostlar el ele umut umuda. Onu hafızalardan silmek, onu bize unutturmak, onu nesillere unutturmak için yarışıyorlar. Ben biliyorum ki o güzelliğiyle, kendine has cazibesiyle
maşuklara has keyfiyetiyle azıcık aşkı adım atmış sinelerin daima mahbubu, daima mahdudu, daima mahbubu olacak. Onu unutturamayacaklar. Çevrelerine baksalar, çevrelerinize baksanız siz de bunu anlayacaksınız. 15-20 yaşında Hazreti Muhammed'i anlamak çok zordur. Ama namı celili anılırken dudağını yalayan insanlar var. Gözyaşlarını ceyhun eden insanlar var. Ne 14 asır onu unutturabilmiş, ne de şu 2-3 asırdan beri şom ağızların, bir kısım saf derun başkalarına alet ağızlarla bir araya gelip onu unutturmaya çalışmaları. Unutulmadı. Unutulmayacak. Aksine her gün biraz daha canlanacak, biraz daha tazelenecek, biraz daha sinelerimizde yeni bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulacağız. Her şey düşlerle başlar. Nesiller onu düşlemeye başlar. Artık rüyalarımıza girdi. Vaka pek çoğumuz itibariyle diyeyim, beni bağışlayın. Onu rüyalarda görmek cahillerin tesellisi. Ona da muhtaçtık ya, ona da susamıştık ya. Rüyalarımız bile ona yabancı olmuştu. Yatınca başka şey görüyorduk. Kalkınca da başka şeyin hayalini yaşıyorduk. Demek ilk defa kadem bastı gönül tahtına. Allah Resulü ilk defa rüyalarımıza kadem bastı. Ve biz de ona hoş geldin ya Resulallah diyoruz. Gönül tahtına hoş geldin sultanım. Gönül koyuyorum. Onun yerine bazılarını oturtmak istemeleri karşısında gönül koyuyorum. Kendimi de affedemiyorum. Yapılanları da mazur göremiyorum. Gönül koyuyorum. O yerine insan konacak bir insan değil. Allah mahlukat arasında, varlık arasında eğer eşi olmayan, menende olmayan, benzer olmayan birisi varsa o olarak yarattı. Madem ki o gönlümüze kadem bastı, işlerimizde bir duygu, bir düşünce, bir rüya, bir rüya olarak yeşermeye başladı. Gönül yamaçları maktubunu buldu demektir. Rüyalarımız aradığını buldu demektir. Ve o düşün çok yakın bir gelecekte Rahmet-i Sonsuz tarafından gerçekleştirileceği ümidini bizimiz şehmal açtın ruhu revani Muhammed'i her yerde sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün gönüller onu duysun, bütün gözler onun için yaşarsın, bütün nabızlar onun için assın, bütün kalpler Muhammed diye atsın sallallahu aleyhi ve sellem.